Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Geceniz mübarek olsun arkadaşlar. Dersime çalışarak geldim. Fakat ne olduğunu bilmiyorum ama bazen böyle oluyor. Kime cevap olduğunu da bilmiyor. Kalbime çok şiddetli bir şekilde gelen bir manayı naklediyorum. Konum bu değil. Ondan sonra dersime devam edeceğim. Kimin derdi vardı, kimin bunu bekliyordu bilmiyorum. Onu söyleyeyim. Çok şiddetli beni alakadar etti. Arkadaşlar bazen bir hadise, bazen bir hatıra. Bu hatıra yakının olur. Anne baba, akraba, eşin olur, işin olur. Zulüm olur, yanlışlık olur vesaire. Hangisi olursa olsun. Bazen bir hatıra, çoğunlukla bir hatıra, bazen bir hadise, bazılarına hapishane, bazılarına kuyu olur. Farkını söyleyeyim, konu bu değil. Şöyle ezber olmasın diye söyleyeyim, Yusuf Aleyhisselam kuyuya kendisi mi indi, indirdiler mi? Kuyu indirilmiş demektir, harici. Mesela bir de kendisi hapishaneye giriyor. Ne diyor o? Bazen böyle bir düşünce alır seni böyle, alık alık götürür, hüzün verir, huzur vermez, hüzün verir, illa şer değil. Çok çok güzel bir latifedir bu. Allah hüzünlü kalpteyim diyor. Çok ilginç bir hadis. Bazen böyle bir geçmişin, ne bileyim bir mazisini alıp götürür seni, bu hapishane eder seni, hapseder. Bazen harici bir hadise olursa seni kuyuya indirir. Bundan çıkmak için, buradan çıkmak için tek başına çıkmak zordur. Bazen bir kafile gelir, su alırım diye Yusuf'u çıkarttıkları gibi böyle tuhaf cins insanlar gelir. Böyle dersin başında böyle bir şey der sana. Böyle bir merdiven birisi atar çıkarsın. Ama senin biraz tek başına çıkman zordur. Yani kişinin tek başına çıkması zordur. Hapisten de çıkman zordur. Birisi kapını açması lazım. Nedir o? Bazen bir kitap, bazen bir sohbet. Yani sohbet-i ihvan, tilaveti Kur'an, münacat-ı Rahman. Her zaman söylediğimi bu yerde de söyleyeyim, ondan sonra geçeyim. 7 tane. Bazen Allah Resulü'nün yaptığı gibi, yani dışın üzerine kapatılan hapishanenin kapısını ya birisi açacak, ya kuyudan çıkman için bir kafilesini, Yusuf'u çıkartır gibi bir Hatice'siyle sohbet etmiş. Sıkıntısı bu şeyi ifade ediyor. Benim işim bu biraz. Bunu başka bir yerde göremezsiniz bu şekilde bakış. Hatice ile niye sohbet etmiş? Onun bir şeyi var. İç aleminde başka bir şeyi var. Sıkıntı değil. Ancak yöntem buyla. Bu yöntemle çözülür. Bu yöntem yani onunla konuşmakla çıkan sıkıntı farklı. Bazen namaza müracaat etmiş, bazen Kur'an'a müracaat etmiş, bazen ezana, bazen Ebu Bekir'le Sıdık radıyallahu anh'la, bazen de sohbete gitmiş vesaire. Bunlara girmiyorum. Hepsi başka bir anlamda sıkıntıdan haber veriyor. Yani şu, tebessüm etmek sadakadan denmiş. Bunun denmesini iktiza eden suratsız insanlar olduğu için kaba, sert. Buna ihtiyaç duyulmuş söylenmeye. Mesela ne mutlu baklava yiyenlere denmemiş,
Ne mutlu verebilene. Bu ihtiyaçtır çünkü kimse pek veremiyor. Tebessüm olmadığı için tebessüm etmek sadakadandır denebilmiş. Deme ihtiyacı olmuş. Tamam. Şimdi konu bitti. Biraz uzadı ama bilmiyorum niçin oldu. Mevzumuz haşir. Öldükten sonra dirilme. Böyle çalıştım böyle. Notlar aldım. Hepsini değil de. Bir paragraf okuyacağım. Şöyle bir bakarsan senin zamanın yok. İşten gelmişsin. Yorgunsun. Kafan dağınık. Ama benim işim bu. Ben şu haşir maşir şunları topladım, düşündüm. Şöyle birkaç 5-10 dakika bakış vermeye çalışacağım. Sonra bu pencereye sen bakacaksın. Biz ahireti ihata edemeyişimizin sebebi. Ahiret niye zor? Biri de yani ihata edemeyişimizin sebeplerinden bir tanesi de azametli oluşudur. Haşir. Ne demek o? İzah edeceğim şimdi. Yani bu misali kaçırma yani çok işine yarayacak. Yani düşün ki sen çekirdeğin içerisinde azametli bir çınar ağacının çekirdeği içerisinde yaprağı meydana getiren bir yazılımın içerisi olan yazılım. Komple bu çekirdekte ağaç yazılımı var. Sen bu ağaç yazılımın içerisinde yaprak yazılımın bulunduğu yerde atomsun. Bütün beşeri, bütün insanlığı çekirdek olarak düşünürsek senin yerin ancak bir atomdur. Hücreyi olmaz. Tamam? Hani dünya kuruluşundan kıyamete kadar insanlık miktarı düşününce sen bir atomsun. Bir daha çok güzel olacak. Azametli bir çınar ağacını tazamun eden bir çekirdeğin içerisinde çekirdekte madde var. Karbon, hidrojen, azot, oksijen ondan bahsetmiyorum. Çınar ağacının yazılımı var. Bu çınar ağacının yazılımının içerisinde yaprağın sağ taraftaki dalın alttaki bilmem neredeki şu yaprak. O yaprağı meydana getiren yazılımın atomusun. Salih, tamam mı? Şimdi ben sana diyorum ki yaprağın atomusun da. Atomlardan bir araya gelerek hücre olacak. Sonra dokular olacak. Sonra yaprak olacaksın. Sonra dal budak hop ihata edeceksin. Ağacı göreceksin. Şimdi ne kadar şey. O atoma desek ki sen yapraktaki atomsun. Yaprağın bir tanesi. Yaprağı nasıl anlasın o atom? İki, sen bir çekirdektesin. Yani yaprağın atomusun. Yaprak ha. Yaprağın içinde atom olan bir insan yaprağın yata etmesi çok zor. İki, ağacın yaprağısın. Zor. Sen çekirdeğin bir atomusun. Sen şu azametli çınar ağacının yaprağın bir hücresisin ve atomusun. Hayal et böyle bir çınar ağacı. Ettiniz mi abi? O ağacın bir yaprağını seç. Seç. O yaprağın bir atomusun. O ağaç ahirettir. Çekirdek, dünya hayatı nostalgi diyor, çekirdek hayatı diyor. Ondan yani ihata etmek zordur. Mesela hepimiz rastlarız, gurbet şeyi var, şarkı türküleri, yakar yıkar. Yani bu nereden çıkıyor diye merak ediyordum gurbet. Gurbet aslında insanın geldiği alemin farklı şekilde kendisini tezahür etmesiymiş. Mesela bazen ana babandan, bazen memleketinden, bazen sevdiğinin kabirde oluşundan gurbet hissedersin. Aslı olan ruhlar alemindeki hatta esmada, hatta Allah'taki durumumuzdan ayrıldığımız için onu, o gurbeti, ayrılmayı
farklı şekillerde ifade edilişidir bu. Mesela insan beka istiyor. Tamam. Niçin? Allah'ın bakisine ayna ya. Allah'ın bakisine ayna niçin olmuş? Allah'ın bakiliğini anlayasın diye. İnsan bunun beka isteğini bedenine çevirmiş. Oku. Bunun bekasını istemiş. Başına belayı sarmış. Ölüm korkusu buradan çıkıyor. Beka isteğini bedenden isteyince ölüm korkusu çıktı. Oysa bu beka isteği ona aitti. Onu tanımlamak içindi. Baki Zülcelal'in aynısı da baki olmak lazım gelir. Sırrı bilince bitiyor. Ama ya. Ya. Ama ya Rabbi yeter deniliyor. İsyan ne kadar suçtur? İsyan. Gemiyi batırsa ona kırdığın, deldiğin tahtanın, demirin parasını ver derler mi? Koca bir gemiyi deldi batırdı. Ona denir mi? Deldiğin demiri, tahtanın parasını ver. Bu kadar insan boğuldu, bu kadar trilyonluk gemi battı, bitti. Sen deliğin tahtanın fiyatını öde denmedikleri gibi 60 senelik küfürle geçen bir ömürde de 60 senenin ver hesabını denmeyecektir. Hayatlarında hiç yalan ve aldatma olmamış. Biz gündelik hayatta pek çok defa yalana şahit olduğumuz halde kendimize, biz bile yalan söylüyoruz. Kendimize hem karşısındakine yine güveniyoruz. Yalan söylediği halde. Çünkü yalan söylemek, başkalarının da yalan söylemesine hak veriyorsun demektir. Öyledir. Yani sen aldatıyorsan, sen de çok iyi biliyorsun, seni de aldatacaklar. Olduğu halde güveniyoruz. Hem işin uzmanları olmadıkları halde güveniyoruz işi. Yani doktora gidince işin uzmanı mıdır diyoruz. Yok, uzman doktor bilmem ne diyor. Oysa kafası bin bir parça. Ya ailesinden, ya şeyinden, ya gelecek trafikten, ya karşısıyla kavga etmiş. Ama vereceği ilacın isabet edip etmediğini sorgulamadan içiyoruz. Tutmuyor. Ekseriyette de tutmuyor. Bir sürü yan tesirler var. Ha değiştireyim. Değiştirmeyle olur mu? Ben ne kadar talip oldum. Yani hayatında isabet etmediği çok defa vuku bulmuş. Ama ona itimat ediyoruz. Hayatlarında hiç yalan olmamış. Ve 124 bin peygamber bunu böyle demiş. Hiç yalan olmamış. Reçetesinde de sapma olmamış. Senin ruhunun gıdası budur demiş. Ahiret inancı. Biz ona şüpheli bakıyoruz. Bir tuhaflık var yani bizde. Bu işin uzmanları hem ittifak etmişler hem de iddialarını bizzat kendileri yaşamışlar. Kuantum fiziğine aşina olanlar bilirler ki varlık ve madde anlayışımızın diğer ucu nihayetsizdir. Yani bir tünelin ucu burası, fizik. Öteki ucu yok. Bunu kuantum fiziğine aşina olanlar bilir. Bu neyi gösteriyor? Varlık buraya münhasır değildir. Bir şeyi tanımlamak haricin vücudu veya sıfatı ile olur. Mesela kamyonu göstererek, bak şimdi, kamyonu göstererek diyoruz ki bu lastik nedir veya şu cam nedir denince kamyona bakıyoruz. Bu lastik nedir diyoruz. Kamyonun lastiğini, bu nedir? Silecek değildir. Kasa değildir. İzah mı şimdi bu? Peki neyle tanımlayacaksın? Bütünsel tanımlayacaksın. İzah edilmediği gibi dünya da böyledir. Varlık düzeyi içerisinde dünya nedir? Şimdi bak, kamyonun lastiğini gösteriyoruz. Bu nedir? Silecek değildir. Allah Allah. İzaha bak. Direksiyon değildir. Ne kadar acayip bir şey izah bu. Ha, şimdi varlık düşünün, kainat. Kendisi söylüyor ki, şu semai dünyada 200 milyar galaksi vardır. Her galakside 200 milyar yıldız vardır. Onlar içerisinde dünya zaten yeri yok maddeten. Dünya nedir dediği zaman, dünya nedir? Ayva değildir. Dünya nedir? Dağ değildir.
Yani lastiği göstererek bu nedir? Direksiyon değil. Ne yapman lazım? Lastiği bütünsel izah etmen lazım. Dünya nedir dendiği zaman varlık düzeyinde izah edeceksin. Dünyanın içerisindeki bir parça ile dünya nedir? Ayva değildir diyemezsin. Haricin bir vücuduyla izah edilmesi lazım. Kelamın, konuşmanın içindeki mana ne kadar gizli? Kelamından ve amelinden ötesinde olan niyet kadar kesindir ahiret. Kelam var, gizlilik ne var? İçinde mana var. Manadan daha gizli niyet var, kişinin niyeti. Bunun kadar kesindir ahiret. Kelamdaki mana ve niyet kadar. Bir kelam var, konuşma. İçerisinde ne var? Mana var. Manayı anladıktan sonra Ahmet abi diyorsun ki acaba bununla neyi kastetti? Niyeti neydi? O manadan daha ince. Evet, burada gündelik hayatta bunu yaşıyoruz. Gündelik hayatta. Ama tanımlayamıyoruz. Yani ahiretteki, ahiret düzeyindeki hakikatler gündelik hayatta yaşıyoruz. Mana onlardandır. Dünya cinsinden değildir. Niyet dünyada kullanıyoruz ama dünya cinsinde varlığı yoktur. Yani vücudu yoktur, hacmi yoktur niyetin. Kilosu da yoktur, tipi de yoktur, şekli yoktur. Kimse görmemiştir. Göremeyecek de zaten. Niyetin kaç kilo, kaç metre denmedik ama kullanıyoruz. Yani buradayken öteleri kullanıyoruz. Sonra hakikaten öteler var mı diye soruyoruz. Birkaç tane de şurada okumak istiyorum. Ondan sonra o paragrafla, şu paragrafa bununla bakacaksınız. Bakacağız hep beraber. Atlayarak tabii bu kadar yer. Aslında haşir sorunu, başka bir şey, çok güzel bu da. Haşir, öldükten sonra dirilmeyi anlayamamanın meselesi nereden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Bedendeki ruh sorunudur. Yani ruhu anlamadığımızdandır. Bedende ruh kaç kişi biliyor? Kabul ediyoruz canım. Ruhumuz var. Ruhu yata etmek, ruha şuuru ittila olmak ne kadar az kişiye var? Yani aslında ahiret sorunu bedendeki ruh sorunudur. Bedenle ruh ilişkisi dünya ahiret ilişkisi gibidir. Anladın mı? Beden ruh nasılsa dünya ahiret aynen öyledir. Öldükten sonra dirilmeye, insanın inanmaya, insanın yanaşmaması niye pek böyle soğuk duruyor? Çünkü dünya hayatında sorumsuzca yaşamak, keyfe maaşı hareket etmek arzusunun dişe vuruşu ve ahirette hesap vermeme arzusundan ileri geliyor. İkinci lema. Haşir akidesi gerek kişinin zatının gerekse aile hayatındaki gerekse toplumun sorunlarını ve sıkıntılarını çözen hem zemin hem de malzeme deposudur. Mesela insani ilişkileri neyle çözersin? Haktır ya, günahtır, yapma ya, haramdır ya. Doğru değil ya. Eğer ahiret inancını kaldırırsanız insani ilişkilerde, ailevi ilişkilerde hak hukuk yani haddini bilip hududunda kalmayı neyle yapacaktın? Haddini neyle bilecek ki insan? Haddini bilmeyen hududunda kalamaz. O zaman bütün hukuklar paymal olur. Yani gündelik hayatta ahiret inancını kullanıyoruz. Olmaz ya, haktır ya, günahtır ya. Yani olmaz. Seni bırakmıyor zaten o duygu. Ahiret duygusu zaten. Ahirete inanmayanın çalıp çırpmıyorsa, vurup öldürmüyorsa ahmaktır zaten. Ona iman etmek aynı zamanda onun hakikatiyle, feyziyle, nuruyla, ruhuyla gıdalanmaktır. Ahirete iman ettik. Oradaki karşılığı ben ne yapacağım? Ya ahirete iman etmenin bu dünyadaki karşılığı nedir? Onun feyziyle, nuruyla istifade etmektir. Ahirette besleniyoruz. Mesela ömrün kısa ise ahirete iman imdadına geliyor. Kansersin. Ahirete imanın senin imdadına geliyor. Neyle izleyecek? Kanseri yatıyorsun. Öleceksin arkadaş ya. Sen de öleceksin ya. Ben de öleceğim ya. Belki de kanseriz yani. Bir sene sonra bugüne belki aramızda kaç kişi yok olacak. Veya ben. Fakat o anda senin eline raporu tuttursalar kanser. Neyle onun arkasına geçeceksin? Kanserin arkasına geçeceksin de. Neyle?
Ümitle yaşayacaksın. O her şeyi bitiren kanser seni ümide nasıl taşıyacak? Kanserin arkasına geçmeyle. Kanserin, ihtiyarlığın, ölümün arkasına geçmenin tek yolu iman-ı bil ahirettir. Ahirete iman etmenin kalitesini artırmaktır. Ne kadar ahirete inanç artarsa, kalitesini olursa, hadisenin arkasına geçiyorsun. Çok rahat ediyorsun. Bir gün Üstad abiye demiştim ki, gençiz daha, 20 küsur yaşındayız. Bir yakınımız vefat etti böyle. Hizmetten çok beraber vakıftık. Ben bayağı sarstı, 20 küsur yaşındayım. Ama öyle dalmışım ki, Üstad abi eski Panasonic telefonlar vardı böyle. Seyyar, büyük böyle. Abdülhamid'den kalma. Öyle katla dolaşırdı. Beni öyle gördü, telefonla hiç unutmuyorum. Bakmış bakmış herhalde, ben dalmışım. Karşıma oturdu, hiç ses yapmadı. Ne dedi biliyor musun? Hiç Hasan Hasan demedi. Ben görünce böyle kaldım. Telefonun o antenini burnuna dayadı. Şu anda keşke içime seni sokabilsem de içimdekiyle karşılığını bir görsen. Durdu. Senin gibi 5-10 kişi de girse umarım, ümit ederim ki rahatlardı. İçime girsen diyor, içimdeki dünya ile o dünya çekirdek açılımını yani. Karşılığını bir görsen. Buna benzer bir Geylani'den var böyle. Yahudi papası ahireti merak etmiş ya. Cübbesini kaldırmış da görmüş ya. Böyle. Hiç unutmuyorum ya. Bir de ekledi. Tahmin ediyorum ki senin gibi 5-10 kişi girse de onlar da rahatlardı zannediyorum. Dedi çekip gitti. Buralardayken öteleri yaşayan insanlar. Ben insanı yüceltmiyorum. İnsandaki hakikati anını vurgulamaya çalışıyorum. İnkişaf edince aramızdalar ama oraları buraya taşımış. 15. şu anda Allah Resulü'nde cereyan eden, diğer insanlarda da cereyan ediyor. Ama o seviyede değil. Alemi gaybi diyor, alemi şehadete taşıdı diyor. 121 şualarda da diyor ki, bu insanlar diyor aramızda dolaşıyor. İnsanı berzahtırlar diyor. Orayı buraya, burayı da oraya taşıyorlar. Mesela çok, niçin ümitli? Niçin ümit veriyor? Çünkü kendisi zaten ümitli. Düşünebiliyor musunuz? Allah ve ahiretle ümitli yaşayan bir insanın alemini hangi karanlık bulutlar örtebilir, o güneşi kapatabilir? Allah ile ve ahiretle ümitli yaşamak kadar dünyada bundan daha büyük nimet var, olur. Allah ve ahirette ümitli yaşamak. Ya. Düşünün ki hiç korku ve hiç ümit olmamış olsaydı. Peki niye korku koydu? Ve son şeyim. Allah niye ahiret, yani ölüm korkusunu koydu? Cehennem korkusunu koydu? Cennet ümidini koydu? Ona bir nebze. Korkuyoruz. Ölümden korkuyoruz mesela. Düşünün ki hiç korku ve hiç ümit olmamış olsaydı. Ne olurdu insanlık haline? Bir düşünün, ne dersiniz? Hiç korku ve ümit yok. İnsanlık ne olurdu? Hiç korku ve ümit yok. Çığırından çıkar mı? Ne demek çığırından? İstediğini yaşar ve yapar. Yani tarif edin. Başka? Böyle iç alemine bir taşının. Bu diş dünya söylüyor. Doğru, kırıp döker. Artık geçelim içeriye. Ümit ve korku yok içimizde. Ne olurdu iç alemde? Yani standartlık olurdu, güzel. Yani insan yaşanmaz hali olur ya, iniş çıkış yok. Başka? İnsanlık olmazdı. İnsanlık olmazdı. Yani sığırın ümit ve korkusu yok. Sığırın ümit ve korku yok. Tamam, insan olmanın alameti. Biliyor musunuz, dün akşam dedim,
Salı günü Çayınköy'de bir ders yaptık. Dersin konusu neydi biliyor musun? Yalan söylememek değil. Yalan söyleyebilmek. Fıtratında yaratılmak kadar mucize bir şey yoktur. Çok garip ya. Yalan söyleyebilir. Bu göstermiyor ki yalan söyle ya. Söyleyebilirken söylememek. Cebrail'de yoktur biliyor musun? Yalan söylemek yoktur. İsrafil'de yoktur. Sırda yoktur. Taş toprakta yoktur. Güneşte yoktur. Yalnız imtihana tabi tutulan cinlerde ve insanlarda var. Yalan söyleyebilme fıtratı mükemmeldir ya. Bayılıyorum. O ders yani. Çok ilgimi çekmişti. Yalan söyleyebilmek mucizesi ya. Ama yalanı niye koymuş Allah? Doğruyu. Ve oysa yalanın vücudu yok ha. Bardağın vücudu var. Ustad şöyle diyor. Şirkin vücudu var mı? Şirkin vücudu yoktur. Kafasızın kafasında var diyor. Ademidir. Yalan ademidir. Fıtratta yoktur. Fıtrat yalan söylemez. Fıtratta olmadığı halde bende var. Ademi bir şey. Ademi bir vücut. Vücudu yok. Müslüman yalan söylemez demesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hakikatle alakalı. Çok da mesela Müslüman cimri olabilir. Müslüman şunu yapabilir. Ama asla yalan diyemez diyor. Yani dememeli. Ama o konu değil benim o. Bu fıtratı koyması Allah'ta yok. Fıtratta yok. Bende var. Nefse mi koymuş, eneme mi koymuş? Hangisine şimdi, koymuş? Bu, boşver şimdi. Onun için girersek bir saat alır. İçeren kedi yaptık. Düşünün ki hiç korku ve ümit yok. Olmamış olsaydı insan ne olurdu? Böyle bir dünyada yaşamak ister miydiniz? Korku ve ümit yok. Hem iç alemde hem dışını. Böyle bir alem olmaz ya. Bunların bir tanesi de ahirettir. Ben ilk önce Allah'ın usul bakımından beni buraya yarattığı için ben kanaat ediyorum buraya. Ama bu kafayla bana teklif edilseydi cennette başlayıp orada sonsuz devam edecektin. Vallahi istemezdim bu kafayla. Bugün cennette olacaksın ama bu kafa olmayacak. Adem Aleyhisselam gibi böyle devam etmek isterdin. Bu aleme gelip de ondan sonra mı gitmek? İşte bir kere olsun bakın Allah böyle yaptı. En doğrusu budur bir. Ben istemezdim. Çünkü orası cennet olmazdı. Bir şey olmaz mı? Peki cehennemde gene de olmaz. Cehennemi de anlamlandıran, bak cennet olmasa cehennem tazip etmez. Burası kardeş. Burası. Kulağızı bir Rabbin nas, melikin nas, malik, mülk. Mülk bazen cehennemin mülke melekesi nedir? Malik. Melikin nas. Mülk bazen bize cehennem olmuş. Tamam mı? Şimdi bak, dünyada korku ve ümit olmasaydı, iç alemimizde korku ve ümit olmasaydı, böyle bir alem ancak ya celal veya cemal ülkesi cennet ve cehennem olurdu ki yaşanmazdı. Yani öyle bir dünya ki herkesin her şeyi yapma yetkisi var. Hiç kimse kimseden korkmaz bir dünyada. Orada çoluk çocuğunla, hanımınla yaşamak ister miydin? Herkes her şeyde serbest. Herkes her şeyi yapabilme yetkisi var. Evet, böyle bir dünya olur mu? İşte insanı yap yapmalarını kontrol eden bu korkunç zulmü ortadan kaldırmanın en büyük sebebi budur. Korku ve ümitli olmak. İnsanın nihayetsiz kabiliyetlerine İstikamet koymak, hak koymak değil, kıblesine koymak. Öyle bir saltanat ki kimseyle ilgilenmiyor. Fabrikaya girdiniz, tamam bir fabrika, işe girdiniz. Bak şimdi, fabrikaya girdin, hiç kimse seninle ilgilenmiyor, iş vermiyor. Aylak aylak dolaşıyorsun, herkes işinin başında. Sonra bir kimse iş vermiyor, hiç meşgul değil, ay sonuna kartla para alıyorsun. Ama gidiyorsun,
Hey ya benim işim ne? Herkes işini yapıyor tamam. Böyle fabrikada keyif olur mu ya? He? Hiç kimse gittin fabrikaya, herkes tezgahta takır takır çalışıyor. Hiç kimse boş değil. Sen boş bir tezgah yok. Volta atıyorsun. Hey ya benimle ilgilenen yok mu ya? Bir işi veren yok mu ya? Yazsa orada elektronik. Sen maaşını al, keyfine bak. Öyle olur mu? Olmaz. Şimdi Allah da ilgilenmezse şimdi dünyada, ilgilenmiyorum sizinle. Ne yaparsanız yapın. İster miydin böyle bir alemde? Allah seninle ilgilenmiyor. Ulan sen baba benle ilgilenmiyor diye hanım, çocuklar kıyameti koparıyor ya. Lan akşama kadar dinin ağlamış, öyle derler ya, dinin dünyanın ağlamış. Canı çıkmış toplumda, kendi evdeki ilgi istiyor. Yani alakadar olmasını istiyor. Köşene çekildiği zaman kıyamet kopuyor ya. E şimdi Allah seninle ilgilenmiyor. Bu önermelerden, gene buralardan çıkarmıştım. Şimdi ona bakın. Subhanallahi hine tumsune ve hine tusbihun ve lehul hamdu fis semavati vel ard ve aşiyye ve hine tuzirun yuhrucil hayye minel meyite ve yuhrucil meyite minel hay minel hay ve yuhil arda ba'da mavtiye ve kezalike tuhrecun sadakullar lazim. Sözler 107. Bak ne kadar cepbi yer. Yani bunların şeyi. Zannediyor ki o yüzden. Hayır kardeşim onları mektubattan, lemalardan, 30. lemadan çıkarttığım cümleleri biliyor. Kitap okuyanlar bilir. Hem en kıymetli bir nimet olan akıl dayı. İnsanın en büyük nimeti olan akıl dayı. Geçmiş zamanın hüzünlerini, korku ve ümit dedim ya. Geçmiş zamanın hüzünlerini, gelecek zamanın korkularını düşünmek ile kalbi insanı mütemaden incitip bir lezzete 9 elemleri karıştırdığında en musibetli bir bela olur. Yani geçmişten korku olmaz. Geçmişten elem olur. Geçmişin hüzünlerini, elemlerini korku geleceğe aittir. Gelecekteki korkuları varmış gibi olmadan daha şimdiki zamana getiren, geçmiş elemleri, hüzünleri de şimdiki zamana getirip şu anda hepsini sana tattıran akıl aleti neyle kontrol edilecek? Aklın aklına bela olmuşsa. Yani bir lezzet yediriyor dünya, 10 tokat vuruyor. Dünyanın hadisesi bu Enes. Bu ise 100 derece batıldır. Akıl aletine bak. Ya böyle bir bela mı ya? Geleceğin, bak geçmişin değil, sakın ha, korku geleceğe aittir. Gelecek yorumlanmamasından, yorumlayanamamasından, izah edilememesinden kaynaklanıyor. Gelecek, korku budur. Geçmiş elemler, dedim ya dersin başında kimin ilgisini çekecek bilmiyorum ama bazen bir kelime, bazen bir hatırla seni kuyuya, bazen de hapset diyor. Elemlerin, hüzünlerini bu şimdiki zamana toplayan akıl nimeti başına bela olur. Demek bu hayat-ı dünyeviye ahirete iman rüknünü katı ispat ediyor. Niye? Yani ne böyle bir dünya mı olur ya? Bu nasıl bir dünya ya? Bir hüzün tanesi ediyor, sonra tokat vuruyor. Zaten ömrümüzün üçte biri geceyle geçiyor. Bir de okuyayım. Hem en kıymetli bir nimet olan akıl dayı geçmiş zamanın hüzünlerini ve gelecek zamanın korkularını düşünmek ile kalbi insanı mütemaden incitip bir lezzete 9 elemleri karıştırdığından en musibetli bir bela olur. Bela. Bu ise 100 derece batıldır. Demek bu hayat-ı dünyevi ahirete iman rüknünü katı ispat ediyor. Niye? Çünkü hani derste demiştim ya, buradan çıkarmıştım şey başta. Kamyonu göstererek, kamyonu, o lastiğini, bu lastiği gör. Bu nedir diyorum, silecek değil. İzah değildi. Bütünsel izah edelim. Dünyayı gösterecek. Dünya nedir? Neyi izah edeceksin? Dünyanın başı içtik, sonu içtik. Bu dünyanın kendisi nedir? O zaman bu dünya hakkında vallahi şey portakal değildir. Dünya değildir. Dünya nedir? Dere değildir, taş değildir.
Dünyayı anlatmak için içindeki bir tane şeyle anlatamazsınız. Harici bir mengi nokta kıyas olacak. Dünyanın dışında ile kıyas edersen dünya anlamını bulur. Tamam? İşte lastiği ne ile? Bütünsel, onun dışındaki kamyonla. Şimdi dünya nedir? Bu akıl böyle bir hale getirdi seni. Bu dünyanın dışında bir nokta olacak ki dünyevi hadiseden seni hadisenin arkasına getirsin. Kansersin. Pat diye çıktı kanser rapor. Hadi bakalım altındaki Mercedes, cebindeki para, evindeki hanım, aşın, işin, eşin. Nasıl şey, ne yapacak? Bunun arkasına nasıl geçeceksin? Bu eziciliği, oklavan altındaki hamurun altından nasıl sıyılacaksın? Hadisenin arkasına nasıl geçeceksin? Akıl berbat ediyor seni. Ya arkadaşlar oyun geliyor ya. Ölümü bayılmak mı zannettin ya? Uyumak mı zannettin? Kefene gireceksin ya, kefene hepimiz. Bu toprağın arkasında nasıl çıkacaksın şimdi? Kasenin arkasına nasıl geçeceksin? Akıl berbat ediyor, geleceğin korkusu. Geçmişin bir sürü ölüleri var. Bu akılın içinde bir sürü ölüler yatıyor. Bir sürü misaller var, gördün, indirdin. Gelecek de var. Şimdi hazır zamana topladı. İmanı bir ahiretten başka nasıl yapacak? Hadisenin arkasını o geçiriyor. O zaman iman her yerde keserli. Başka hiçbir şansın yok ki ya. Havada, karada, denizde. Ya iman. Demek ki bu hayat-ı dünyeviye, ahirete iman yüklüğünü kat ispat ediyor. Niye? Bu korku ve elemden başka şekilde çıkamazsın diyor. Korku ve elemden sıyrılamazsın. Ahirete iman katiyete iktiza ediyor. Çünkü ahirete iman nedir biliyor musunuz? Böyle bir iman, böyle bir anlayış, sessiz falan, sırf intisap değil. Ahirete iman kendisi nefsül emirdeki hakikattır, realitedir, kuvvettir diyor, nurdur diyor. Kendisi enerjidir. Motorun mazotudur. Benzinidir ya, benzini. Ampulün elektriğidir. Yani kendisi neticedir. Ahirete iman etmenin meyvesini beklemeye gerek yok. Zaten meyve kendisi ya. Üstad diyor ki, hizmetimizin ücretini aramak değil, hizmetin kendisi neticedir, ücrettir. Dünyada rahat yaşıyoruz ya. Belediyedeydim. Çarşamba günü. Spora gidiyorum ya. Biraz konuştuktan sonra adam gitti. Bir hafta, ikinci hafta geldi, dedi ki, ya sen ne kadar rahatsın dedi ya. Aynı böyle hiçbir şey demeden. Her ötekisiymiş. Birisini anlatırken değil de ötekisi. Sen nasıl rahatsın dedi ya. Hiç böyle bir şey sordular dedi. Böyle cevap verdim. Böyle dedim. Çok rahat. Sen niye bu kadar rahatsın dedi ya. Dedim iki şekilde. Ya ümidim kuvvetli veya kafadan eksiğim. Düşünemiyorum. Kafadan eksiğim düşünemiyorum. Deli. Biraz ondan var dedim. Biraz da ondan var. Yani nasıl olan olayın arkasından sıyrılacaksın? İmanı bir ahiret seni inan böyle çıkartıyor seni. Kainatın arkasına geçiyor. O kadar rahat ediyorsun ki diyorlar. O kadar mükemmel. Demek bu hayat-ı dünyeviye ahirete iman rüktüğünü kat ispat ediyor. Kabir beni de sarmalıyor yani böyle. Duymadığım gün yok. Ya kardeşlerimizden ya Almanya, ya Fransa'dan ya kanserdir ya ölümdür, tamam mı? Peki nasıl söylüyorum bu kadar şey? Hemen geçiyorum böyle. Kabiri düşündükçe, Allahsız düşününce beni de eziyor. Hiç şey yapmıyorum. Diyorum ki, nükel mekil bedenedir. Roma değil. Rum'la Allah ile münasebet kuracağım. Şimdi olduğu gibi nükel mekil de beden. Beden versin hesabı. Kim ne yaptıysa kendi versin hesabı. Ben o değildim ki. Beden versin hesabını. Ruh da versin hesabını. Ben ruh da değildim. Kalp de değildim. Ben bendim. Ben benleneyim. Ben benle olacağım. Ve ben her zaman benim. Muhyiddin Arabi demişler ya, men rabbuke dedikleri zaman kabire. Muhyiddin Arabi duydunuz değil mi? Böyle bir adam varmış. Kaliteli bir adam. Kabirde dediler ki, men rabbuke, Rabbin kimdir dediler. Allah Allah. Bunlar nerede çıktı ya? Dedi ki, ben, biz bizdeydik. Biz bize geldik. Bizi bize mi sorarlar diyor. O, sen ben yok, öyle bir şey yok. O da bende hep aynıyız. Nükemeki de benim. Dünya ahirette aynı şey. Biz bizdeydik. Biz bir yere gitmedik ki. Biz bizdeydik. Biz bize geldik.
Senle ben aynıyız. Bizi bizden mi sorarlar? Nükemekir kafa gitti. Hufususun ne yazıyor? Ondan sonra demiş ki keşfe kubur. Ya Rabbi nükemekir ne yapacağız yani diye. Cenab-ı Hak onlara ilham etmiş, ilham etmiş. Onun sözü demiş, dünyada zaten anlaşılmıyordu. Bırakın onu. Bilinerek yapıyor ha, inanarak, öyle iş olsun diye demiyor zaten. Acayip bir şey ya. Yani beden beden hesap versin, ruh ruh versin. Sen neyle yaşadınsa o sensin. Bedenle yaşıyorsan öleceksin. Bedene ben dediğinse öleceksin ve hesap vereceksin. Kalpte yaşamışsan, buradayken zaten orayı yaşıyordun. Zaten farklılık yok ki. Eğer ruhla yaşadınsa, latifeler zaten senin cennetindir. Hiç bununla da alakası olmayan, cennetin de arkasında cenneti isteyene ver onu, bana seni gerektiren senin en iyidir. Orayı yaşıyorsan olmasın. Zaten gitme gelme de yoktur, hepsi aynıdır. Diyordur bazıları. Acaba senin cisminde ve senin bahçende, senin vatanında, senin hayatına lazım, münasip bütün levazımatı, cihazatı, bahçeni hayal eder misin bahçeni? Senin cismin, şuraya, bahçene, devlete, vatanında, senin hayatına lazım, münasip bütün levazımatı, cihazatı, hikmet bir, inayet iki, rahmetle ishar eder. Hikmet, sonra inayet, sonra rahmetle yapan, aynı zamanda vaktinde yetiştiren, hatta senin midenin beka ve yaşamak arzusuyla ettiği hususi ve cüz'i olan rızk duasını bilen ve işiten, mesela ne isteyeceğini iştah olarak vermiş. Elma isteyeceğim diye elma iştahını koydu. İsteme arzusunu koydu. Onu işleyecek sistemi de koydu mideyi mesela. Ha senin daha istemeyi bilmezken anne karnında sana bu sistemi koyan, elma işleyecek sistemi, istesin diye isteği de koyan, istemeyi daha bilmezken istemeyi sana öğreten zat, senin isteyeceklerini önceden bilmiş, vermiş demektir. Bak şimdi. Mevlana'nın talebesine şeytan musallat olmuş. Demiş ki, bu makamda, daha önce duydunuz ama bu makamda, bu misale bakın. Sen diyor, kaç seneden beri Allah'a, Allah diye bağırıyorsun. Şeytan devam ediyor. 15 seneden beri Ya Rabbi, Ya Rabbi dedin. Bir defa o dedi mi, buyur ya kulum. Diyor, böyle bir şey yok dedi o zaman. Adamın kafasına yattı. 15 sene bir soruyla tepe takla gitti. Şuraya bak. Çekip gitti. Mevlana dağdaymış. Atını sürmüş. Kursa gitmiş. Doğru yetişmiş. Demiş ki, bilmiyor mu? Ona bildirmişler. Dedi ki, niye gidiyorsun? Efendim demiş. Ben demiş 15 seneden beri Allah dedim, Ya Rabbi dedim. Bir defa Allah bana buyur kulum demedi dedi. Peki senden başka insanlar Ya Rabbi diyen var mı? Kaç kişi var dedi. Az vardı. E sen niye söylüyorsun o zaman? Bu kadar insanlar Ya Rabbi demezken sen niye dedin? Sen dedi daha Ya Rabbi'ye Allah kendisinden haberdar etmeseydi. Sana bunu söylettirmeseydi. Sana bunu ihtiyaç ettirmeseydi. Söyleme anında sana rızık oluyor. Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Bismillah, Subhanallah, Subhanallah zikrederek gıda oluyor. Yani kendisinde haberdar ediyor. Varlığını haberdar ediyor. Sana ihtiyaç koyuyor. Sen onu zikredince gıdalanıyorsun. Sen daha bunu bilmezken, istemeyi bilmezken, Ya Rabbi demeyi bilmezken sana bunu verip bana bunu de diye sana bu sistemi yaratan sen demeden önce, Ya Rabbi demeden önce buyur ya kulum demiş olmuyor. Şimdi biz birbirimize böyle yaparız. Deriz ondan sonra cevap alırız. Başka? Biz bir hata yaparız şefkat tokat yeriz. Büyük zatlar öyle değil. Hata yaptıktan sonra tokat yese ne olur? Tamir olmaz.
Peygamberlerde de öyle. Asr-ı imamlarda da öyle. Daha ta yapmadan belki yaparsın diye önceden vuruyorlar. Testiyi kırdı çocuk. Ondan sonra 4 sene ne olur? Testi yerine gelir mi? Gelmez. Onun için Nasrettin Hoca'ya testiyi verirken çocuğa bir kere dövermiş. Kırmasın diye. E kırdıktan sonra dövsen ne işe yarar diyor. Ters ya. Acaba senin cisminde, senin bahçende, senin vatanında, senin hayatına lazım, münasip, bütün levazımatı ve cihazatı hikmet, inayet ve rahmetle ishar eden, vaktinde yetiştiren, hatta senin midenin beka ve yaşamak arzusuyla ettiği hususi ve cüzi rızk duasını bilen ve işiten ve hadsiz, leziz taamlarla o duanın kabulünü gösteren, lezzet mesela maddeye benzer mi? Elmanın lezzeti elmaya benziyor mu? Yok. İşte ahirete inan, inanmak usuldür, elmaya benzer. Ahirete inanma nispetinde insanda ortaya çıkan elma lezzeti gibidir. Yani elma ne kadar lezzetliyse yediğin zaman, ahirete iman arttıkça o kadar lezzetlidir. Kendinden lezzet almaya başlıyorsun. Hiç kendinizden lezzet almayı düşündünüz mü? Yani kendinden lezzet almak kadar dünyada da bir şey yok biliyor musun? Keyif almak. O başka konu şimdi. Bak ne diyor? Bilen ve işiten ve hadsiz lezzet taamları ile o duanın kabulünü gösteren ve mideyi memnun eden bir mutasarrıfı kadir. Şu kadar küçük bir mide. Yani 2,5 litreymiş. 2,5 litreyi memnun etmek için küre-i arzın zeminiyle, yani dünyamızın yüzüyle cevap vermiş. Çeşitlere bak bakalım. Nimet Allah la tusra. Nimet Allah la tusra. Allah nimetini saymaya kalksan bitiremez. Bak elmanın yüzlerce, binlerce çeşidinden düşün. Kirazın da öyle. 2,5 litre bir midenin, mideyi doldurmak ve memnun etmek için Allah nihayetsiz taamlarla cevap vermiş. Bu mahkemata şöyle diyor. Bu diyor beden, ruhun nesidir? Elbisesi midir? Nesidir? Hanesidir. Hanesi ve yuvasıdır. Düşünün bak, bu binanın içinde biz oturuyoruz. İçindeyiz diye binaya benziyor muyuz? Ha, ruh sizsiniz, beden bu binadır. Binaya ihtimam, kaplama koyuyoruz, boyuyoruz. İçindeki oturan insanlar içindir. İşte Allah da bu bedene ihtimam etmesi, değer vermesi, cevap vermesi içindeki aziz misafiri içindir. Mideye, küreye az da cevap veren Allah, ruhun ihtiyacına lakayt kalır mı? Ya. Yani mideyi memnun eden bir kadirin, mutasarrıfı kadir. Hiç mümkün müdür ki? Buraya duymuşsunuz zaman bir de bakayım değişik bir his gelecek mi size? Böyle bak, buraya okudunuz biliyorum. Ama bir de ilk defa duyuyormuş gibi bakar mısın? Bir daha. Mideyi memnun eden bir mutasarrıfı kadir. Hiç mümkün müdür ki seni bilmesin ve görmesin ve nevi insanın en büyük gayesi olan hayat-ı ebediyeye lazım esbabı ihzar etmesi. Mesela siz de görüyorum, yapıyorsunuz. Bazen bu. Ne demek biliyor musunuz bu bakış? Biraz işim bu da. Kafa akıl midesine girdikten sonra demek kalbe indi. Müjdeler olsun diyeyim size. O haz almasanız beden böyle cevap vermez. Bazılarında da oluyor ama burada pek olmaz. Dersten sonra ne yapar? Nasıl buldun diye soruyor Faruk. Dersi nasıl buldun? Bırak dersi. O halılar nereden geldi ya? Çok ilginçti halı. Ulan o derste şimdi halıyı, oturduğun halıyı mı hatırladın şimdi sen?
böyle yapabilir mi? Böyle var. Bakınca yalandan yapıyor. Ama ya oğlum, o beden dili yalan söylemez, fıtrat yalan söylemez. Bu dersin kayyumu neticesi zerre kadar imanımız artarsa öptü başına koy. Bu neyi yapar biliyor musun? Ne yapar seni? Burada orayı yaşattırır seni. İmanın artması o demek. Burada onu yaşarsın. Bir daha. Burada kazandın, orada yaşamayı boş ver. Ben burada orayı yaşıyorum diyeceksin. Zaten o durursun. Burada o haletleri yaşadın mı? Kanserde, fakirlikte, gençlikte, dün de bugün de aynı oluyor. Hadisenin arkasına geçiyoruz. Neler konuşuyoruz zaten? Ne acayip bir şey. Çok uç noktaları konuşuyoruz. Acayip bir şey ya. Uç yani bunlar. Ve çok da kolay ha. Zor bir şey değil. Allah şahit olsun. Bak, bu dersin bazı haletleri, hislerimizi uyandırsa, fikir, his, duygu, latife, zerre kadar uyandırsa, şu anda onun uyandırdığına delil hepinizde vardır umuyorum. Huzur var, feyiz var, nur var, erdemlik var, var da var, irfan da var, var. Böyle feyiz var yani, tamam mı? Bu nedir şu andaki bende, sende feyiz nedir? Burada orayı yaşamaktır. Orayı aralamaktır. Zerre kadar bu haletin varlığı ki sende huzur olarak gözüküyor, oranın en güzel delili senin şu haletindir. Orayı oraya bırak. Sen burada onu yaşa. Hadiseler seni ezemiyor bu sefer. Geçiyorsun hadisenin arkasına. Kabir de hoştur. Kadın da, erkek de. Soğuk, sıcak, para, fark, fakirlik. Bunlar garibine gitmeye başlar belli bir zaman sonra. Esas olmaktan çıkar yani. O zaman dersin ki, ya Rabbi, Allah Allah. Böyle bir ciddi bir hakikatin üstünü gitti, geldi, aldım, almadı, doğdu, yaşadı, öldü. Şu kadar yani kanserdir, sağlıklıdır. Bunlarla nasıl kapattın orayı? Orayı kapatmış işte bunlar. Ya gelmiş, gelişine bak yani, tuhaf. Sanki gelişi normal da kabir dehşet veriyor. En büyük dehşet geliş tarafındır ya. Allah Allah. Bari bu kabirde ne oluyor bilmiyorum ama bu tarafı akıl almıyor. Bu taraf kabirden sonraki hayat aklım almıyor, bırak. Sanki bu aklın aldı da en azından meçhul akla uygundur. Bilmiyorum. Yani aklımla çözemiyorum kabir sonrasını. Ama bu tarafı gözümün önünde hiç akla uygun değil. Ölüler diriliyor yani anne karnında. Körler görüyor. Akıl işiymiş şimdi bu. Körler görüyor. Ölüler diriliyor. Tamam. Düşünmeyen madde düşünüyor. Çıktım ben. Ya gelişime bak ya. Bu hiç aklı değil. Bu tarafa ne bakıyorsun? Bu zaten en azından bilinmediği için herhalde bir şey. Ama şu anda metafizik bunu çözdü zaten. Madde atomda bitmiyormuş. Kuantum fiziğiyle maddenin o atom tünelin ucu olduğunu, artık bu ucun öteki ucu yoktur diyor. Bu neyi ihtimali veriyor? Yani atomla tünelin ucu gözüktüyse, metafizik kuantum fiziğiyle bunun koridoru gidiyorsa öteki ucunda neler var? En azından böyle bir alemlerin vücudunun varlığı muhtemeldir. İhtimali var. Abi kuantum esir mi yoksa... Değil değil. Çok basit. Daha bir taraf. Sırayla gideyim. Atom. Atom. Kuantum fiziği. Enerji. Esir. Madde hayat. Aynı hayat. Hayatın zatı ve cevherleri. Daha çok gerideler. Sen bu derste geçiyorsun öyle. Mesela... Rüya, kuantum fiziği değil ki. Esirle alakalı bu. Aynı şeyi yapıyorsun. Ha orası, ha burası. Hayat, ha orası. Ya Allah hayretsin ya, bugün köydeydim ya. Bırak lan uydurma lan yalan şey yap. Ya Allah deredeydim şu, keyifler, lezzetler yapıyoruz. Kim inkar ediyor? Lan yatakta değil miydin? E buradayken orayı nasıl yaşadın? Öyle işte. İman da böyle. Rüyayla yaşadığın gibi onun 70 katı ilerisi ya.
Allah kimsenin başına vermesin ama verecek tabii de. Bir hastane kapısı olur, trafik olur, ihtiyarlık olur, hastalık olur. El freni çek, takoz koy. Hayatımızın sonuna doğru gelmeye başlayınca hissederiz bunu. O zaman bu dersleri mum gibi ararız. O zaman bu derslere gelmek, kitap okumak bu feyzi vermez. Yağmurlu günde ağacın altında kalmak ve ağaca bakmak ağacı yata etmez. Bulunduğun yeri görürsün. Güneşli günde ağacın dışında olup ağacı tefekkür etmek, ağacı ihtiyaç hissetmek ondan çok daha başkadır. Musa'nın arkasına giden Firavun, Musa'nın Rabbine iman ettim demesi gerekirken, Beni İsrail, peygamberlerin Rabbine iman ettim demesi gibi ama bir şey var. Yani yumurta dayandığı zaman o zaman bu feyiz olmuyor. Onun delili nedir biliyor musun? Çok insanlarla yaşadığım için biliyorum. Yani okusa bile kendisini samimiyetsiz görüyorum hocam dedi. Ben zamanında yapmadım. Yumurta dayandığı zaman ne dersen dedi bir tanesi Ankara'da inşaat mühendisi. Ben dedi kendimi samimi görmüyorum. Ne anlattımsa da İbrahim ikna edemedim. Ben samimi değilim. Çünkü vicdan onu bırakmıyor. Bir tanesi vardı, kutu fabrikasının oğlu. Babası ölünce ona düşmüştü. İsmi diye. Dedim ki, derse gel. Zamanım, çok anlattım size bunu. Zamanım yok demişti. Ya beni derse götür dedim ya. Bak arabam yok, derse götür. Zamanım. Bir gün Hasan kardeş, emsaldık. Aynen. Hasan kardeş, bu akşam nerede ders gelip gidelim mi dedi. Allah'ım. O zaman da İzmit'e gidiyordum haftada bir İstanbul'a. Ben de öyle yani takıldım da emsaliz ya. Fındıkzade'den beraberdi. Yer yerde hafta sonu kalırdı. Gençken lise okurdu. Kafana bir şey mi düştü dedim ya. Keşke demeseydim. Ya kardeşim dedi ya. Derse gideceğiz dedi ya. Aa bak demiş ciddi. Tamam. Ondan sonra neyse geldi. Tabii neyse demedim. Tabii gel dedim ya falan. Arabaya bindik. Durum hiç iyi değil. Sigara kağıdı gibi. Bunun gibi demiyorum suratı. Mükemmel. Ne anlattımsa çıkmıyor ki, çıkamıyor ki kuyudan. Dedim kardeşim sana çıkar mısın? Derdin ne senin dedim ya. Ya dedim olmasa senin için derse götürür müydüm? He. Ben zaten biliyordum. Dedim ben anlatınca. Hani derse giderken zamanın yoktu. Zamanı verene zamanım yok. Peki ondan sonra ilgilendim Salih, itimat et, ilgilendim ama ikna edemedim. Yani ben samimi değilim. Ben samimi değilim. Ölüm korkusundan, hesap korkusundan yapıyorum. Ama dedi, iyiyken yapmıyorum. Arkadaşlar, onun için adam gibi 5-10 dakika okumakta bu. Ne diyorum biliyor musun? Patates yiyorsunuz, soğan yiyorsunuz. İçinde hangi element var bilen var mı? Soğan. Bilsen olur. Peki bilmemen ondan istifaden az olmasına mı delil? Bilmesen de ne olacak? Ben keyfime bakarım, içerim. Kim yiyecek patatesin, soğanın içini, ekmeğin içini? Bilen sistem var. Şüpheniz var mı? Soğanın içini tahlil edecek, tanzim edecek, ayrıştıracak ve kullanacak sistem var mı? Sen ister anla, ister anlama. Akıl midesine bunu sok. Oku bunu. Patatesi sokar gibi. Sok içeriye. Onu anlayacak sistem var içeride. Çok güzel. Sen karışma. O ya içtin. Oh elhamdülillah. Ne vardı? Hangi element vardı? Ne bileyim ya. Bilmemen istifadenden mani mi oldu? Yok. Şu anda anlamadım. Olsun. Dışarıda rahat değil mi? Rahat. İçeriye girdi. İçeride ne oluyor? Bana ne ya? Ne olacak peki? Nasıl ki patatesi anlayacak içeride sistem var. Bunu da içeriye soktum. Onu anlayacak sistem var. İçeriye girdi. Bunu da bağırsa bak içini soktum. Dil aynı anladı. Mide aynı anladı. İnce bağırsak kalın bağırsak. Doğru mu söylüyorum doktor? Sonra karaciğer abi. O pankrastan şuradan ona geçti. İdare ediyorum diyor doktor. Tamam, şöyle yapıyorum diyor. Ondan sonra karaciğerden sonra söylemeyin. Gidiyor.
Ama ben bunlarda haberim var mı? İpsi ben sokmak emredilmiş. Ben de bunu sokarım içeriye. O bunu anlayacak, tahlil edecek. Kalbe, akla, ruha, ahirete, Allah'a, meleklere, imana. O pay edecek. Sen buraya, sen buraya, sen buraya, sen buraya. Sen pirzola, sen bilmem ne, sen köftelik, sen bilmem ne. Kendisi yapsın, bana ne ya? Her şeyi ben yapacağım. Ben keyfim için yapacağım. Ben şimdi dersi bitireceğim, çayımı içeceğim. Çünkü ben içeriye soğuktum. Kendisi ne yaptı? Kendisi düşünsün kardeş. Ben keyfimi aldım. Ben lezzet almak için okuyorum. Hakikaten öyle. Hani Kur'an için diyorum ya, Allah biliyor ama Allah inşallah sebap diye yazar. Ben Kur'an'ı her gün cüz okuyorum. Teşvik için söylüyorum. Vallahi sebap diye okumuyorum vallahi. Ben sıkılıyorum okuması. Lezzet almak için, gıdalanmak için okuyorum. Ondan keyif alıyor. Ha, Allah sebap verir, vermez. O onun işi. Benim işim okumak. Niye okuyorum? İhtiyacım var. Sebap diye okumuyor. Sok içeriye. Ne oluyor içeride? Bilmiyorum ama keyfime bakıyorum. Son şeyimi okuyorum. Elhamdülillah. Bir mutasarrıf kadar uzattığını biliyorum. Hiç mümkün müdür ki, diz okuyorum izli, hiç mümkün müdür ki seni bilmesin, görmesin. Ve nevi insanın en büyük gayesi olan hayat ebediye lazım esbabı ihsa etmesin. Nevi insanın en büyük, en kıymetli, en layık ve umumi olan beka duasını hayat-ı uhreviyenin inşası ile ve cennetin icadı ile kabul etmesin. Yani bir komutan düşün, sivrisin şeyi... Askeriyenin, neferin düğmesini diyor. Görsün ama askerin ihtiyacını görmesin. Öyle bir göz ki sivrisineği görsün, dağı görmesin. Öyle kulak ki değil mi? Mustafa misal. Sivrisineği vızıltısını duysun, gök gürültüsünü duymasın. Olur mu böyle bir şey? Yani midenin ihtiyacını görsün, ruhun ihtiyacını görmesin. Bu nasıl olacak ya? Bir kere bu işlerin doğru olduğuna dair ben huzur alıyorum. Ben zaten ücretimi aldım şimdi. Yani ahiret var mı, yok mu, bu doğru mu, içeriye doğru mu, bu kitap okumak, buna doktor okumak mı? Ben bilmiyorum ki o karşıma. Netice nedir? Vallahi al kuruş, al beş kuruşa, ver beş kuruşa derler. Sana kalır bir şey. Peki ben şu anda huzur alıyor muyum? Alıyorum. Demek ki bu iş doğru. En azından ilaç içiyoruz. Ha? Bitiriyorum. Ve kainatın en mühim mahluku, belki zeminin sultanı ve neticesi olan... Nevi insanın arş ve ferşi çinlatan umumi ve gayet kuvvetli duasını işitmeyip küçük bir mide kadar emniyet vermesin, memnun etmesin. Kemal hikmetini ve nihayetsiz rahmetini inkar ettirsin. Haşa, 100.000 defa haşa. Ya Rab, beşeriyetimizin iktizası olan işlediğimiz günahlarımızdan dolayı elimizdeki bu Kur'an hakikatlerini alma ya Rabbel Alemin. Allah'ın hatırına 124 bin peygamberin istediğini istiyoruz. 124 bin peygamberin sığındıklarına da sığınıyoruz. Ya Rabbi kabul eyle ya Rabbi. Umduklarımızdan nail eyle. Korktuklarımızdan emin eyle ya Rabbi. Hizmet-i imaniye Kur'aniye'de daim kayım sahim eyle ya Rabbi. Hizmet-i imaniye Kur'aniye'de ihlasla, sadakatla, takva ile, hizmetle, iştinab-ı keba ile mazhar ederek, sırrı insana mazhar ederek devam ettirmeyi nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım saptırdırma, Allah'ım ayağımızı kaydırma, kalplerimizi başka şeylere daldırma, aklımıza istikamet, kalbimize de kıblesini nasip eyle ya Rabbi. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. الفاتحة مع السلامات